17 dakikada tam şarj olan Infinix'in yeni akıllı telefonu Note 12 VIP modeli bu videodaki konuğum arkadaşlar. Gelin hep birlikte bakalım bu akıllı telefon bizlere neler sunuyor. Son dönemde ülkemizde çok yeni markalar görmeye başladık. Infinix de bu markalardan bir tanesi. Aslında benim yıllardır da bildiğim bir marka. Ancak ülkemizde yeni yeni ürünleriyle karşımıza çıkmaya başladı. Açıkçası cihazların teknik özellikleri ve malzeme kalitesine baktığımız zaman da uzun vadede ülkemizde de bazı kullanıcıların seveceği bir marka olacağını da söylemek mümkün açıkçası. Infinix'in yeni modeli Note 12 VIP'nin kutu içeriğine baktığımız zaman ise bizleri gerçekten oldukça dolu, hatta şöyle bir not aldım, gırtlak dolu bir kutu içeriği karşılıyor arkadaşlar. Kutunun içerisinden kılıf, ekran koruma jelatini, bunun yanı sıra kulaklık ve bir adet dolar. Yani bu dolar bu arada öyle bir dolar değil tabii ki. Bir garanti ya da özel kulüp kaydına kullanacağınız bir kağıt ve tabii ki bir de akıllı telefon çıkıyor. Dediğim gibi resmen gırtlak dolu bir kutu yapmış Infinix tarafı. Kendilerini tebrik etmek lazım. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup sosyal medya hesaplarımda desteklerseniz beni sonsuz mutlu edersiniz. Sizlerin desteğiyle bu işleri daha ileriye doğru götürebilirim. Hepiniz bunu gayet iyi biliyorsunuz. Gelelim Note 12 VIP'nin ekranına arkadaşlar. Cihazın ekranı 120 Hz'lik bir yenileme hızına sahip 6.7 inçlik AMOLED bir panel sevgili dostlar. Bu panelin yani deneyimini gerçekten beğendim. 700 nite varan bir parlaklık bulunuyor bu ekran panelinde ve %100 DCI-P3 renk gamı desteğinde yine bünyesinde bulunduruyor. Zaten ekran paneline baktığınız zaman renkler oldukça canlı. Parlaklık zaten dediğim gibi gayet yerinde ve genel anlamda ekran deneyimini sizlerin beğenmeme ihtimali çok da yok diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü güncel piyasada artık iyi ekranlı cihazlar çok da olamıyor maalesef fiyatlar sebebiyle. Hani belli bir fiyat seviyesinin üstüne çıkmanız gerekiyor. O fiyat seviyesinin üstüne çıkmadan satın alabileceğiniz bir ekran paneli bulunuyor bu cihazda. Bu da tabii ki güzel bir detay. Özellikle ekran tarafında biraz daha kafa yoran, ekrana önem veren kullanıcılar için güzel bir ekran paneli var. 10 bit bir renk desteği var bu ekran panelinde yine aynı şekilde. Bu fiyat seviyesine dediğim gibi iyi bir ekranı olduğunu düşünüyorum. Multimedya tüketiminde, oyun tüketiminde, oyun sırasında sizleri tatmin edecek bir ekran paneli bulunuyor. Tabii bu ekran panelinin güzelliğinden bahsettim sizlere. Olumlu detaylarından bahsettim ama anlamlandıramadığım bir şey daha var bu cihazda. Hani ekran AMOLED'ken açıkçası neden gidip de burada bir fiziki parmak izi okuyucu kullanmışlar? Onu da anlamış değilim. Muhtemelen tabii ki maliyet için kullanılmış ancak bu cihaza bir ekrandan parmak izi okuyucu hakikaten yakışırdı. Yani VIP uzantılı bir model, bir VIP özelliğinde burada olması lazımdı diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Ancak yine de ekran için şunu söyleyeyim, hani ekran genel anlamda güzel, parmak izi okuyucu da yanda olmasına rağmen oldukça performanslı çalışıyor. Gelelim tabii cihazın bazı detaylarına. Cihaz büyük ama 7.89 mm'lik bir kalınlığa sahip arkadaşlar. Arka tasarımı son dönemde gördüğümüz bazı cihazlardan farklı, biraz daha ikonik bir tasarım olduğunu söylemek mümkün. Tasarım anlamında beğendiğim bir akıllı telefon olduğunu sizlerle paylaşabilirim. İşin performans tarafına geldiğimiz zaman ise işte kafanın karıştığı nokta tam olarak burada başlıyor. Çünkü son dönemde artık üreticiler işlemci tarafından, yani şöyle bir ikilem var arkadaşlar. Cihazın ekranı iyiyse işlemcisi fiyat sebebiyle bir tık düşük oluyor. Fiyatı işte yine aynı kalıyor mesela. İşlemci iyi oluyor, bu sefer ekran kötü oluyor gibi bir döngü içinde dönüyor şu an piyasa. Çünkü dediğim gibi bunun tek sebebi fiyatlar, üretim maliyetleri ve buna benzer sıkıntılar sevgili arkadaşlar. Bu cihazda da yine MediaTek'in G96 modeli bir işlemcisini görüyoruz. Şimdi bu işlemci iyi veya kötü, bunları ayrı olarak konuşuruz ama bu cihazda bir Dimensity serisi olsa sanki daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Hani işlemci dediğim gibi kötü değil ama 12 nanometrelik bir işlemci bulunuyor içinde. Tabii bunun dezavantajları var. Ancak bu cihazdaki bir özellik var ki o dezavantajı avantaja çeviriyor oldukça. Hani işlemciden kaynaklı yaşanılacak. Dolayısıyla hani böyle kullanıcıyı da arada bırakan bir durum oluşmuş oluyor. Ancak yine de gün sonunda böyle ultra olumsuz bir durumda yok açıkçası performans anlamında. Sonuçta bildiğimiz, tanıdığımız birçok modelde de gördüğümüz bir işlemci modeli, G96 modeli bu cihazda da yine bulunuyor. Şimdi 12 nanometrelik bir üretim süreci dedim. Bu ne demek? Biraz daha eski nesil kalıyor üretim süreci anlamında. Bu da bizlere verimlilik anlamında olumsuzluk getiriyor beraberinde. Yani cihazın güç tüketimi bir tık fazla oluyor arkadaşlar. Bunu sizlerle paylaşmalıyım. Ancak tabii şöyle bir şey var. Bu akıllı telefon tam 17 dakikada şarj oluyor arkadaşlar. Burada her ne kadar şarj tüketimi fazla olsa da siz hazırlanana kadar, siz bir bardak su içene kadar belki de bu akıllı telefondaki o olumsuzluğun önüne geçmişte oluyorsunuz. Onu da söylemek lazım tabii. Telefonun geek skorlarına baktığımız
baktığımız zaman ise zaten bu cihazın seviyesini net bir şekilde gözler önüne seriyor. Bu arada cihazda 8 GB bir fiziki RAM bulunuyor. 5 GB'da bir sanal RAM bulunuyor. Tabi toplamda 13 GB'lık bir RAM'e ulaşıyorsunuz bu şekilde. İçerisinde 256 GB'lık bir depolama var. MicroSD kart desteği bulunuyor. Ancak burada sizlerin bir seçim yapması gerekiyor. Çünkü cihaz çift SIM kart destekli. Eğer 2 SIM kartı birden kullanmak isterseniz MicroSD kartı kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşmış olayım. Yani bu önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunu özellikle çok dikkat eden kullanıcı var. Ben de buna özellikle dikkat eden teknoloji editörlerinden bir tanesiyim. O yüzden sizlere her telefon videosunda bu detayı vermeye, bu detayı paylaşmaya özen gösteriyorum. Performans olarak bu cihazdan hani beklentilerinizi cihaza göre tutarsanız sizler için çok daha iyi olur arkadaşlar. Çünkü hani işlemcisini ve detaylarını sizlere detaylı bir şekilde anlattım. Oyun anlamında ise cihazın ekranı oldukça iyi olduğu için deneyim oldukça yerinde. Stereo hoparlörleriyle beraber hani burada sizleri güzel bir deneyim bekliyor. Onu da söylemek mümkün. Oyun anlamında yaptığım testlerde önemli bir üzülmeyle, önemli bir sıkıntıyla vesaire karşılaşmadım. Açıkçası bu cihazda ben ısınmayla alakalı şeylerden çok böyle biraz ön yargılı yaklaştım hani cihaza. Isınır mı acaba gibisinden. Ne şarj olurken ciddi bir ısınma problemi var cihazda, ne de oyun oynarken önemli bir ısınma problemiyle karşılaşmadım ki şarj konusu gerçekten üstünde konuşulması gereken bir detay. Oraya geleceğiz tabii ki pil bölümüne geldiğimiz zaman, ama şimdi isterseniz kameralarla devam edelim. Çünkü bu akıllı telefonun kameraları da hiç de fena işler ortaya koymuyor arkadaşlar. Gayet güzel sonuçları bizlerle buluşturabiliyor. Cihazın ana kamerasına baktığımız zaman 108 megapiksel çözünürlüğünde f1.8 diyafram aralığına sahip bir kamera bizleri karşılıyor arkadaşlar. İkinci kameramız bir ultra geniş açılı kamera. 13 megapiksellik bu kamera f2.2 diyafram aralığıyla bizlerle buluşuyor ve burada 2 megapiksellik son kameramıza baktığımız zaman ise bizleri derinlik algılayıcı bir portre fotoğrafları için destek yapan kameranın karşıladığını görüyoruz. Kameralar, ışıklar güzel olduğunda gerçekten güzel işleri bizlerle buluşturuyor. Gün ışığı altında yaptığım çekimlerde hem detayları gayet iyi buldum hem de renklerin çoğu zaman doğruluğunu başarılı buldum arkadaşlar. Ancak ışık azaldığında birçok cihazda olduğu gibi bu akıllı telefonda da performansın olumsuza doğru gittiğini görüyoruz. Ama yine de gece moduyla vesaire destekleyerek geceleri de güzel çekimler yapmanız mümkün oluyor. Infinix'in Note 12 VIP akıllı telefon modeliyle. Telefonun video kayıt seçeneklerine baktığımız zaman ise arkadaşlar 1080p'yi görebilirsiniz birçok yerde. Ancak bu akıllı telefon 2K video kaydı yapabiliyor. 4K maalesef yok. Tabi video anlamında hani açık ve net şunu söylemeliyim sizlere arkadaşlar. Yani bu cihazın odak noktası video değil. Dolayısıyla hani video anlamında çok büyük bir beklentiye girmemeniz sizler için çok daha doğru bir karar olacaktır diye düşünüyorum. Odak noktası fotoğraf. Fotoğraf konusunda da dediğim gibi sonuçları sizlerle buluşturuyor. Gelelim ön kameraya. Ön kameramız 5 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera. Hafif geniş açılı çekimler yapabileceğiniz ve yine ana kamerada karşılaştırdığım zaman ana kamera gibi biraz daha fiyatıyla doğru orantılı sonuçları bizlerle buluşturuyor. Bu akıllı telefonun fiyatına değineceğim ama artık yani bu fiyat seviyesinde arkadaşlar durumlar gerçekten oldukça karışık. O yüzden hangi telefonun en iyisi, hangi telefonun en olumsuzu vesaire bunları değil de daha çok işin görecek en iyisini alabileceğimiz bu fiyatları cihazlara yönelmeliyiz diye düşünüyorum. Bu dönem böyle, en azından şu anki yaşadığımız dönem bunları gerektiriyor. Ve gelelim Note 12 VIP'nin piline arkadaşlar. 4500 mAh'lik bir pil görev yapıyor bu akıllı telefonda. 120 Watt'lık bir hızlı şarj desteği var. Kutudan çıkıyor adaptör, zaten gördünüz az önce kutu içeriğini sizlere gösterirken. Tam 17 dakikada bu akıllı telefon tam şarj olabiliyor. Gerçekten ben de yani çekim yaparken, stokları çekerken bu cihazın şarjı bitti arkadaşlar ve hani bir şarja takayım ya, bir 2 dakika 3 dakika mola vereyim falan dedim. Bir baktım %100 olmuş. Meğer ben 15 dakika falan beklemişim o sırada. Yani 15 dakikada doldurdum ben. 17 dakikadan bile daha hızlı oldu ve gerçekten etkilendim. Böyle hızlı şarj olan cihazlara ciddi anlamda imreniyorum. Umarım birçok marka bunu örnek alır ve amiral gemisi modellerde de artık daha iyi şarjları görürüz. Birçok marka bunu yapıyor ama daha farklı markaların da artık buraya yönelmesi lazım diye düşünüyorum. Çünkü şarj süresi gerçekten gereksiz bir vakit kaybı gibi geliyor bana bu akıllı telefonları gördüğüm zaman. Dolayısıyla bu cihazdaki bu hızlı şarj özelliğinin telefonun bazen fazla pil tüketimi sebebiyle sizleri üzeceği durumlarda bu konuyu tamamen bıçak gibi kesen atan bir özellik olduğunu da sizlerle paylaşmam lazım. Çünkü telefonun ne kadar çok pil tüketirse tüketsin bu akıllı telefon 15 dakikada 16 dakikada %100 şarj edebiliyorsunuz. Ben sizlere bu arada sıfırdan örnek verdim şu anda.
Hani olur da %30'dan falan şarj etmek isterseniz bu süre daha da düşüyor. Yani 6-7 dakika, 8 dakika gibi bir sürede telefonu %100 şarj edebiliyorsunuz. Dolayısıyla hani insan anlatırken diye alamayacağı bir şarj hızından bahsediyorum. Böylesine bir hızın bu cihazda tabii ki oluyor olması oldukça güzel. Burada ısınmayla alakalı konuya da değineyim hemen. Cihazın içerisinde tam 18 adet termal sensör görev yapıyor. Bu sayede de tam güvenli bir şarjı sizlere sağlamış oluyor Infinix Note 12 VIP. Ben yaklaşık arkadaşlar bu cihazı 3 ya da 4 kere şarj ettim bu süreç boyunca. Hani bu şarjların herhangi birinde önemli bir problemle karşılaşmadım. Güvenlik anlamında hakikaten iyi işler ortaya çıkarmışlar. İçerisinde bir Android 12 işletim sistemi bulunuyor. Bir de XOS 10.5 sürümü bulunuyor arkadaşlar. 10.5 sürümü artık XOS'un en güncel arayüzü oluyor. En güncel arayüzüyle sizlerle buluşuyor. Infinix'in kendi geliştirdiği bir arayüz bu arayüz. Ve genel anlamda bu akıllı telefonda arayüz anlamında sizleri üzecek bir detay yok. Sadece şu var. Çok alışık olmadığınız bir arayüz olduğu için bir süre kullandıktan sonra tam anlamıyla bu akıllı telefona alışırsınız diye düşünmekteyim. Tabii burada sizlerin de yorumlarını beklemekteyim arkadaşlar bu akıllı telefonla alakalı. Son değerlendirmeyi de inceden geçeyim isterseniz. Çünkü son dönemde fiyatlar ciddi anlamda yükselmeye başladı. Ve ben de sizlere her ay düzenli fiyat listeleri hazırlarken hakikaten zorlanmaya başladım. Ama güncel piyasada artık 10.000 TL bandına, 11.000 TL bandına bu tarz cihazları satın almak mümkün oluyor. Daha farklı modeller için yaklaşık 16, 17, 18 bin liralara çıkmanız lazım. Dolayısıyla bu telefonlar çok daha tercih edilebilir seviyede oluyor. Bu cihazın da fiyatı 12.000 TL bandında. Hani bu fiyat bandında açıkçası bu şarj özelliklerine sahip, bu kamera detaylarına sahip, ekranı bu şekilde olan bir ya da iki cihaz var zaten. Hani bu cihazda onlardan biri. Şarj anlamında benim bildiğim kadarıyla bir rakibi de yok bu fiyat seviyesinde. Yani 120 wattlık hızlı şarjı sunan başka bir cihaz yok bu fiyat seviyesinde. Onu da net bir şekilde sizlerle paylaşayım. Zaten video boyunca sizlere bulduğum eksilerini, artılarını anlatmaya çalıştım. Bu noktada da sizlerin yorumlarını oldukça merak ediyorum. Yorumlarınızı lütfen aşağıya bırakmayı ihmal etmeyin bu akıllı telefonla alakalı. Ve yine bir sorunuz varsa, ya şuyu nasıl, buyu nasıl, işte ne gibi detaylar var merak ettiniz, onları da yorumlara yine bırakırsanız sizler için tek tek her zaman olduğu gibi cevaplıyor olurum sevgili arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.